Masa tenisinde topun izlediği, gittiği yol açısından baktığımızda iki türlü vuruş tekniği vardır. Bir, düz vuruş. İki, parabol vuruş. Bunlar nedir? Düz vuruş bildiğiniz gibi top düz bir çizgi üzerinde gider ve masaya değer. Parabol vuruştaysa top parabol yani bir yay çizerek gider. Bu ikisi farklı yerlerde farklı sonuçlar almak için kullanılır. Ama şuna eğer dikkat etmezsek, doğru yerde düz vuruş, doğru yerde parabol vuruş yapmazsak, maalesef ne kadar yetenekli olursak olalım, kontrolü hiçbir zaman elimize alamayız. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Düz vuruş dediğimizde spin yok mu bunun içinde? Veya smaç mı yapılıyor? Hayır. Burada şöyle diyelim. Topun şiddeti açısından baktığımızda veya topun döndürülmesi açısından baktığımızda da farklı kategorilere ayırabiliriz. Düz vuruş yaparken de spin yapabilirsiniz veya smaç vurabilirsiniz veya parabol vuruş yaparken spin yapabilirsiniz ama parabol vuruş yaparken smaç yapamazsınız. Çünkü parabol vuruş bir yay çizdiği için, direkt gitmediği için smaç yaptığımızda başarılı olmayacaktır. Ama parabol vuruşta da hem spin yapıp hem de topu boş göndererek bir yay çizdirebilirsiniz. Fakat bu ikisini ele almamın en önemli nedeni nerede kullanılacakları çok önemli. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan birisi bir oyuncunun sadece düz vuruşu öğrenmesi, düz vuruşu da açıkçası tokatlayarak yapması, yani smaç vurarak topu çevirmesi, spin de yüklememesi nedeniyle rakip eğer çok güçlü spinler çekiyorsa o zaman açıkçası çok zor durumda kalabiliyor bu tarz oyuncular. Çünkü belli bir yaştan sonra oyuncular iyi spin çekmeye başlıyor ve spinleri de uzun çizgilere çekmeye başlıyorlar. Bu durumda karşıdaki rakip düz vuruş yapıyorsa ve buna tokatlayarak cevap vermek istiyorsa sıkıntı yaşıyor. Çünkü düz vuruş pik noktada yapılır. Yani topu siz pik noktada yakalamalısınız. Eğer pik nokta sizin vücudunuzu geçmiş arkada bir yerde pik noktaya ulaşmışsa top, o zaman siz topla arada buluşuyorsunuz demektir. Topu uçurursunuz, dışarı atarsınız veya fileye takarsınız. Pik nokta buradaysa geriye gidip pik noktadan vuruş yapmanız gerekir ki bu kadar vaktiniz yok. Diyelim ki geriye gittiniz, düz vuruş yapacağınız için bakın şöyle bir açıyı düşünün. Düz bir açıda gittiğinde karşı masaya değme şansı da geriledikçe azalıyor demektir. Böyle bir durumda parabol vuruşu bilmeniz gerekir. Parabol vuruşta topun önünü kesersiniz. Yani şöyle düşünün, bir ana yol düşünün. Ana yoldan bir araba geliyor. Siz de tali yoldan geliyorsunuz. Ana yoldan araba gelirken siz de tali yoldan gelip önünden geçip karşı yola giriyorsunuz. Karşı yola girerken de arabanın ön farlarını alıp gidiyorsunuz. Şimdi düz vuruşun farkını anlatacağım. Yine aynı şekilde başlarsınız. Fakat düz vuruşta ana yoldan araç gelirken siz tali yoldan daha o tali yola varmadan siz ana yola varır, karşısına geçersiniz. Üstüne gider, çarpışır, sonra yan yola girersiniz. Birinde yani parabol vuruşta sadece farları alırsınız ama düz vuruşta topun karşısından geleceğiniz için daha agresif vuruş olur. Tahtaya topu ulaştırma şansınız daha yüksek olur. Ön kaportayı dağıtır gidersiniz. İkisinin de faydası var ama doğru yerde buluşmamız lazım. Diyelim ki düz vuruş, pardon, diyelim ki top yüksek spinle geldi ve size yakın noktalara temas etti. Bu topu düz vuruşla karşılamaya çalışırsanız pik nokta geride olacağı için ortada buluşursunuz, ya dışarı atarsınız ya fileye takarsınız. Ama bu topa parabol vuruş yaparsanız, yani şunu ana yoldan gelen araç olarak düşünün. Bacağınızın arkasında yere batan raketi tali yoldan getirdiniz, önünden geçirip fırlattınız ama lastikle sürttünüz. O zaman topun gücünü spinle emersiniz. Sadece lastikle sürttüğünüz için artık siz hakimsinizdir. Çevirip masaya gönderebilirsiniz.
Böyle bir pozisyonda yani yüksek spinli ve uzunlara spin yapmış pik noktası sizi geçecek olan bir topta kesinlikle paraboy vuruşa girmeniz lazım. Düz vuruş yapabileceğiniz yerler genelde topun hızı düşüktür. Masa üstünde bir yerlerde veya masanın hemen biraz dışında pik noktaya ulaşacaktır. O da nasıl olur? Diyelim ki spin'i çekti, masanın fileye yakın noktasına bir yere top çarptı. Yükselme pik nokta buralarda bir yerdedir ve yüksektir. Burada yakalarsınız, hızı da müsaittir. Düz vuruşla gönderebilirsiniz. Bu ayrımı çok iyi yapmanız lazım. Yani topun hızına, döngüsüne ve de gücüne göre düz vuruşla mı karşılayacaksınız yoksa parabol vuruş mu yapacaksınız? Buna iyi çalışmalı. Bu ayrımı iyi yapmalısınız. Aksi takdirde bunları karıştırırsanız alacağınız maçı kaybedersiniz. Tekrar görüşmek üzere. Dualarınızın takipçisiyim. Görüşürüz.